Efendim, banka kredisiyle ev almak günah mıdır? Ben başka bir soru sorayım size. Banka kredisiyle. Şimdi bankacılar bana kızacaklar. Kızmaya devam edebilirler. Canları nasıl istiyorsa. Birçok insanımız, binlerce insanımız şu anda krediyle çektikleri binalarını, dairelerini yeniden bankalara vermek ve 1/3, 1/5 fiyatıyla banka icra yoluyla satma durumundalar. Doğru mu? Doğru. Ödeyemiyor. Alıyor ödeyeceğim diyor, ödeyemiyor. Kötü niyetle almıyor o krediyi. Yani öderim diye alıyor, ödeyemeyince banka geliyor, boynuna biniyor adamın. Elindeki bütün o daire maire gidiyor. Bir de onu ödeyecek. Şimdi icraya düşünce de banka onu 100 milyarsa 30-40 milyar, 50 milyar, 60 milyara satıyor. Hocam biz böyle mi yapıyoruz? Banka elbette ki bir ülkede gereklidir ama insaf da gereklidir. Ya para kazan ama insaflı kazan. Tabii bütün banka sistemi böyle mi? Her banka böyle midir? Ben onların ayrıntısına girmiyorum ama ben orta yolla, orta bir çağrıda bulunuyorum. İnsaf önemlidir. Bu konuda elbette ki karar alması gereken merciler zannediyorum bu konuları, çünkü geçen de haberlerde izledim. Binlerce, on binlerce aile ödeyemediği için sıkıntıda. Hocam doğru olan ne? Doğru olan krediden uzak durmanız. Doğru olan budur. İslam faizin her türlüsünü almayı ve vermeyi yasaklıyor. Bu nedenle de uzak durmak gerekir. Ama diyelim ki bir banka sistemi diyor ki hangi daire istiyorsun? Sen diyorsun ki ben şu daire istiyorum. O daireyi sana alıyor 10 liraya, sana 13 liraya satıyor. Bu dine göre meşru olan bir ticarettir. Ama alıyor ve ben sana parayı veriyorum, bu parayla git, daireyi al ama bana bu parayı şu parayla öde tarzında olursa, işte bu faizdir. İcraya düşüş de edafen mudaafe faizdir. Yani katlanmış katmerli faize dönüşmüş oluyor. Bu nedenle de ben derim ki hiç bulaşmayın banka kredisine derim. Biz deriz ama tercih elbette ki herkesin özel hayatı, özel tercih size aittir.